Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS orta öğretime giren arkadaşlarımız polislik başvurusu yapabilir mi? Başvuru yapabiliyorsa puanı kaç puanla başvuru yapabilir? Ondan bahsedeceğim. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor ve insanlar bu konuyla ilgili çok fazla araştırmalar yapıyorlar. Ortaöğretim KPSS'den polis başvuruları ya da atama puanları kaç diye ben de onlar için bu videoyu çekmek istedim. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olarak bu tip videoların devamını izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizler için bir araştırma yaptım. Tam net bir bilgiye sahip olabilmek için. Arkadaşlar internetten araştırdığınızda KPSS orta öğretimle 60 puan alanlar polis olabilir gibi yazılar yazmışlar. Ben şu an POMEM'in resmi sayfasına geldim. Yani Polis Akademisi'nin resmi sayfasına geldim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Orta öğretim yani lise mezunları polis olabilmek için PMYO okulunu okumaları gerekiyor. Lise mezunları, üniversite mezunları ayrı. Lise mezunlarının PMYO okuması gerekiyor. Her sene Polis Akademisi öğrenci alımı yapıyor. Bakın bu 22 Temmuz'da yapmış olduğu öğrenci alımı. Burada aldığı öğrenci sayısını da yazmışlar. Kadın ve erkek öğrenci alım sayısını da yazmışlar. Toplam 5000 tane öğrenci alımı yapmışlar. Hemen aşağı inip sizler için başvuru şartlarına iniyorum. Bakın burada başvuru şartlarında hemen yazmışlar. Ölçme, seçme, yerleştirme merkezi tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumu sınavı yani YKS'den arkadaşlar TYT puanını en az 250 puan alan kişiler bu sınava başvuru yapabilirler. Buraya başvuru yapabilirler. Ayrıca şehit ve vazife malulleri ve eşleri de 200 puanla en az 200 puanla başvuru yapabiliyorlar. Yani buraya baktığımızda TYT puanıyla siz polisliğe başvuru yapabiliyorsunuz. KPSS puanıyla ilgili herhangi bir bilgi burada başvuru şartlarında yazmıyor arkadaşlar. Yani internette var diye yazmışlar ama bakın burada zaten Polis Akademisi'nin resmi sayfasından bakıyorum. Öyle bir bilgi yok. Alımlar TYT puanıyla yapılıyor. Bu konuyla ilgili çok araştırılma yapılmış ve çok soru sorulmuştu. Ben de onun için sizler için bu videoyu paylaşmak istedim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bu tip içeriklerin devamı için de kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik hepinize iyi günler.